Zorlu bir mücadeleydi. Sizde de son maçtan sonra evinizde galip çıkmak için sahaya çıkmıştınız ancak iki birlik bir mağlubiyet. Nasıl değerlendireceksiniz mücadeleyi? Evet, maçtan önce söylediğim gibi aslında çok iyi bir maç oldu. Özellikle ilk yarısı. Çok maçın daha başında yenik duruma düşmemize rağmen oynayarak maçı bir şekilde beraberliğe getirdik. İlk yarı boyunca da istediğimizi oynadık aslında. İstediğimiz şekilde gitti maç. Ancak ikinci yarı biraz yorgunluk oldu. Çünkü biz 3 gün önce çok zor bir maç oynadık burada. Eksik kaldığımız, 10 kişi kaldığımız bir maçtı. Ve yorgunluk belirtileri başladı bizde. İkinci yarı o yüzden çok istediğimiz gibi değildi. Kötü değildik ama istediğimiz gibi değildi. Maalesef kim savunmaya bile değmeden bizim de kaleci ve stoperlerimizin bir an dalgınlığıyla 2-1 geriye düştük ve kaybettik maçı. Ama çocukların oynadığı oyundan 3 gün önce yüksek tempoda bir maç oynamadan sonra yeniden böyle bir maça çıkmak, Sakarya maçına çıkmak kolay değildi gerçekten. Oyuncularımızı ben yine de tebrik ediyorum. Hiçbir problem yok bizim açımızdan. Önümüzdeki haftadan itibaren inşallah yeniden galibiyetlere başlayacağız. Sakaryaspor'u da tebrik ediyorum galibiyetinden dolayı. Ancak bir şey söyleyeyim. Yani hayatım boyunca gördüğüm en art niyetli hakem vardı sahada. İyi hakem ama çok çok art niyetli bir hakem. Bunun aynısını kendisine de söyledim. Ümit'e 2-3 pozisyonda sarı kartı olduğu halde atamadı. %100 penaltı pozisyonumuz var, hiç bakmıyor bile o tarafa. Çok geçen hafta Sakarya'nın içeride uğradığı bir sıkıntı vardı. Verilmeyen penaltı pozisyonları vardı. Onu telafi için direkt gelmiş bir hakem vardı sahada. Görevini de yaptı diye düşünüyorum. Ama bu Sakarya'nın galibiyetini gölgelemez. Onları tebrik ediyorum. Yoksa kendi aramızda, kulüp arasında bir problem yok. Ama bu kadar kötü, art niyetli bir hakemin olmaması gerekirdi. Hocam son yıllarda özellikle 2. 3. liglerdeki bu hakem performansıyla, yani 3 hafta öncesine kadar biz, bugün siz de hakemden yana çok sıkıntılar yaşadığınızı ifade ediyorsunuz. Çok bütün kulüplerin ağzı yanıyor değil mi? Ya ben ilk defa bir 3 yıldır buradayım. İlk defa bir maçta iyi hakem geldi. Klasman hakemi geldi. Doğru bir hakem geldi. Ama asla art niyetli, iyi niyetli değildi yani. Hiçbir şekilde iyi niyetli değildi. Son olarak şunu sorayım hocam. Soma Spor belki 6 puan sizi çok geri atacak ama evet. Sezon sonunda hedeflediğiniz nokta nedir? Playoff mu? Ben kesinlikle sezon sonu ilk 5 içinde olacağımızı düşünüyorum. Olabilir. Futbolda bu tip seriler de olabilir. Her takımın başına gelebilir bu seriler. Birçok takımın da başına geliyor zaten. Bizim de başımıza böyle bir şey geldi. Bu sezon ilk defa 2 maç arka arkaya kaybettik. Uzun zamandır böyle bir şey yaşamadık ama futbolda bunların hepsi var. Sakarya 3 haftadır yaşıyor. Onlar toparladı. Biz 2 haftadır yaşıyoruz. Turgutlu maçıyla inşallah çıkışa geçeceğiz ve ligi ilk 5 içinde bitireceğiz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz.